Kuşadası'ndayız. Size bu evi tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Her videomda diyorum 4 milyona, 5 milyona, 3,5 milyona, 7 milyona, 8 milyona, 10 milyona birçok ev paylaştım. Kanalıma bakarsanız hepsini görmüş olursunuz. Dolayısıyla böyle evlerde var. Bu evde sonsuzluk havuzu var arkadaşlar. Kapalı garajı var. 450 metre kapalı alanı var. 300 metre karede arsası var. Fiyatı 19 milyon 500 bin TL. 19 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. Bu alan bir hobi bahçesi ya da sonsuzluk havuzu olarak nitelendirebiliriz. Sevgili Can, bu sonsuzluk havuzunu bir öp, bir göster sana zahmet oradan. Bu sonsuzluk havuzu şırıl şırıl suyun sesi, değişik bir his, güzel bir müzik, güzel bir ahenkle bir huzur veriyor, bir ferahlık veriyor. Bu hobi bahçesi, sonsuzluk havuzumuzu da gösterdik. Sevgili arkadaşlar, doğramalar alüminyum. Tekrar diyorum, bakın 3 milyona, 5 milyona, 10 milyona, birkaç milyona evler paylaştım. Dolayısıyla trafikte Mercedes var, Dublo var, bilmem Çin arabası var. Hepsi de araba, hepsi de yürüyor. Ama bu evin külfeti, maliyeti, arsası, ekstraları çok. 19 milyon 500. Bu da bahçemiz. Şimdi geldik, havuzumuzu gösterelim. Bu da havuzumuz arkadaşlar. Havuzda, havuz başında ben şu anda net deniz manzarasını görüyorum. Her ne kadar bu ev tek başına müstakil bile olmuş olsa 7/24 güvenlikli ve havuz, bakım, bahçe, bunlar hepsi içinde olmak kaydıyla ayda 3000 TL'de masrafı var. Yani aidatı var. Yılda 12 çarpı 3 ne yapıyorsa bilemem arkadaşlar. Bu da salon ile mutfağın önündeki teras. Galeri boşluğu da var, onu da arz edeceğim. Bu alan ne? Bahçenin devamı arkadaşlar. Kapalı garajda göstereceğiz. Burada motor dairesi, denge deposu el ayak altında değil. Burada da iyice kamufle edilmiş değerli arkadaşlar. Evimiz hiç kullanılmamış. Sıfır evdir. Bilginiz olsun. Bunlar kabada da çekmiştim. Bu sıfır ev hiç kullanılmamış. Mutfakta bazı beyaz eşyalar da var. Geç şimdi bu evin girişinden gelelim. Kapalı garajda iki tarafı yol. Bu taraf yol, diğer taraf yol. Garajın girişi diğer tarafta arkadaşlar. Sevgili Can, sadece kapıyı göster. Evet, bu da söz konusu evimizin girişi. Buradan girdik. Böyle aslanlı bir yol yapılmış. Bu alanları gösterdik. Şimdi kamerya alanını göstereceğiz. Bana göre ivediklikle kararlıysanız, eğer 5 milyon, 10 milyon, 6 milyonluk ev almaz iseniz, beğenmiyor iseniz, daha çok lüks, ahenkli, cafcaflı bir ev istiyorsanız ivediklikle bu evde karar kılın ya da bakmadan karar vermeyin. Burası da kamerya alanımız. Buradan çok mükemmel bir deniz manzarası görüyorum arkadaşlar. Barbekümüz de bu. Mutfak da yanında. Sevgili Can, bir deniz manzarasını ön plana çıkarmaya çalış. 7/24 güvenlikli. Ev nerede? Ev Kuşadası ile Davutların kesiştiği yer. Yani tapuda Davutlar geçer. Ama kimi burayı Soğucak'ta nitelendirebilir, kimi Davutlar diyebilir. İkisinin tam kesiştiği yerde arkadaşlar. Evin arka tarafına geldik. Evet, bu da evimizin arka tarafına geldik. Bahçe aydınlatmaları vesaire hepsi de var. Güvenlik 7/24. 4+1 kapalı garajlı, birçok müştemilatları var. 3 odanın 3 tanesi de ebeveyn banyolu. Burada bir merdiven kovası var. Evet, bunlar camdır arkadaşlar. Biraz daha dayanıklı camlar. Hani böyle zırhlı araba olur ya, hani adamlar çok koruması olur ya, sanki o menşeden bir şey yapmışlar. O siyah renkli olanlar kompozittir. Enerji kimlik belgesi var. Yapı denetimli iskanlı kat mülkiyeti var. Ve ağaçlarda selvi boylum al yazmalım gibi evi süslemiş. Dışarıda bunlar mermer kaplama arkadaşlar. Bu mermer kaplamalar da çok cafcaflı olmasa ama asil duruyor. Ve buradan evimize merhaba diyeceğiz de. Ben şimdi ayakkabıyı şey yapınca, çıkarınca bu sefer çoraplar kirlenir. Yani evin içi tertemiz de, ama bu defa bir daha ayakkabı giyince bu defa ayakkabı yıka. Ayakkabı yıkadın mı gidiyor. Merhaba ev. Buradan da bir evin girişinde kompozitlerle yapılmış. Merhaba evimiz dedik. Merhaba evimiz dedik. Evet. 19 milyon 500 bin TL olan evimize selamun aleyküm dedik. Burada bir galeri boşluğu var. Birazdan göstereceğiz. Gel Can, gel. Gel. Değerli arkadaşlar, kapımızı kapattık. Kapımızı kapattık. Vestiyerimiz burada. Evet, 4 oda. Aşağıda bir oda daha var. Onu da sersek 5 oda olmuş olur. Ve gel bana doğru. Gel, bu odayı bir elden çıkaralım. Evet.
Yani kalorifer petekleri de takılıdır arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Haş yüksekliği, yerdeki granitler, çapraz, baklava dilimli yapılmış, panjurlar vesaire hepsi var. Bu birinci odayı gösterdik. Bir kere buradan başladık. Sonra bu alandan yüzümüzü salonumuza çevirdik. 20-0 yüksekliği, doğramalar keza iddialı, güzel olmuş. Deniz manzarası enfes, harikulade. Bu kalorifer peteği için değerli arkadaşlar, İşte böyle bir evden bahsediyoruz. Sonra galeri boşluğundan kastım bu idi. Televizyon ünitesi burada. Burada da bir galeri boşluğu var. Ne güzel yapmışlar bunlar. Evet, bu da televizyon ünitesi arkadaşlar. Galeri boşluğu da bu. Galeri boşluğu da bu. Evet, galerimizin boşluğunda gösterdik. Salonu gösterdik. Sonra yüzümüzü çevirdik. Mutfağımıza çevirdik. Burası da mutfak. Mutfak da bu arkadaşlar. Bu mutfak kapısından arka bahçeye de çıkılıyor. Arka bahçeye de çıkılıyor. Burası... Evet, buzdolabımız burada, buzdolabımız burada, ondan sonra buzdolabı, burası bulaşık makinesi, yıkama, efendime söyleyeyim ocak, dablumbaz, bu da merkezi iklimlendirme demeyeyim de tavandan bir püfürme iklimlendirme sistemi var, takılı da demir döküm, bakın o da takılı, tavandan mutfağın devamı da böyle arkadaşlar. Serinlenmek için Can bunu iyice göster Can, ya da buradan gösterdiysen özür dilerim. Bu vestiyeri gösterdik, o odayı gösterdik. Burada bir de banyomuz var arkadaşlar. Merkezi iklimlendirme mi diyor? Havadan üfüren klima var ya. Evet, onu da yapmışlar. Bu da banyosu arkadaşlar. Nişler, işte duşakabinler falan. Yine iddialı. Burayı gösterdik. Şimdi kapalı garajı da birazdan göstereceğiz. Biz bu odaları gösterdikten sonra size kapalı garajı göstereceğiz. Bakın bu camlar dışarıdan sanki değişik, etrafları kompozit. Bu da merdiven kovası, karartılmış buğulu camlar arkadaşlar. 19 milyon 500 bin TL merdiven kovasını göstereceğiz. Sonra 19 milyon 500 bin TL söz konusu evimizi size özetlemeye çalışıyoruz. Bu da merdiven kovası. Sevgili Can, gel bu galeri boşluğunda buradan bir göster denizi, o camı, camla havuz, havuzla cam, her tarafı göster. Evet, o çözelti yap böyle, her şeyi böyle tencereye hamur atmış gibi iyi yap. Burası da etti ikinci oda. Zeminde bir oda vardı. Bu etti ikinci oda. İçindeki banyosu da bu. Bir dakika ben de bir göreyim. Heh, ben çıkayım sen gir. Evet, sırasıyla askere git sen görürsün. Ve arkadaşlar bu da etti birinci ebeveyn banyolu odamız. Bir tane oda aşağıda göstermiştik. Bununla etti iki. Üçüncü odayı göstereceğiz. Aa, odaya bak. Odaya bak. Hizaya gel. Bu da etti üçüncü oda. Deniz, ey deniz, denizlerin sevdasıyım. Ben halkımın nöbetçisiyim. İşte bu da böyle deniz görüyor arkadaşlar. Sonra denizlerin sevda şarkı nasıl ya, ben de unuttum. Evet, bu da gardırop arkadaşlar. Gardırop da bu. Gardırop. Burada da elbiselerini koy, çıkar, tekrar giy, tekrar at. Burası da muhterem arkadaşlar dolap. O dolaba diğer taraftan da elbise işte konulur dolap. O diğer taraftan da böyle açılıyor açılıyor herhalde. Dur bakayım, evet. Nasıl oluyor lan? Heh, evet evet. Tamam. Bu da böyle. Şimdi geldik. Oo Can, jacuzziliğe bak. Geldik denize nazır ve bu banyoyu göster. Sonra buradan jacuzzi. Arkadaşlar jacuzzi burada. Bu çift cam ya, camlar çift cam ama birbirine uzak. Buradan da denizi çok iyi görüyor. Oradan ne bu boğulu ya, böyle kareler mareler yapmışlar. Onu herhalde iyi yapmışlar. Demişler ki burada biri oturunca dışarıda görmesin. Bu çizgiden denizi görürsün ama dışarıdaki bu çizgiden sizi görmez. Yani hani hedefin alt kenar orta noktasından nişan al, eğitim birliğine gösterirler. O delikten ancak içerideyseniz görürsünüz. Dışarıdaki görmez. Onu mantıklı yapmışlar. Kim bilir ne kadar uğraşmışlar. Bu da etti. Dördüncü oda. Aslında bir oda da aşağıda var. Başka başka şeyler de var aşağıda. Onları da göstereceğiz. Evet. 19 milyon 500. 4 milyon, 5 milyon, 3 milyon, 10 milyon evler de var. Tanıttık. O yüzden ben de isterim. Ben Cumhurbaşkanı olmak istemem ama isterim yani. Benim bir jetim olsun. Ama olmuyor. Başkasının var. O yüzden
Ben de Ford Courier'le geziyorum. Ve değerli arkadaşlar, şimdi aşağı iniyoruz. Size gösterdik. Daha fazla bilgi alabilir miyim? Bence bu bilgiden fazla ne alabilirsin? Bir adam bir ev alacaksa 19.500'e bu videoyu sonuna kadar izler. Gidip bir film bilim izlemez. Bunu izler, sonra der ki alırım ya da almam. Takas yok, takas yok. Efendime söyleyeyim, ondan sonra ne yok? Yerinde görmeden en son ne olur, buna da bir cevap yok. Ve geldik, kapalı garajımız bu arkadaşlar. Bakın bu böyle tut katlanıyor. Mekanizması var, oraya gidiyor. Araç bu tarafta, yol diğer taraf, evin girişi göstermiştik. 19.500.000 TL. Ondan sonra gel gönül, üstan gönül, zulmetme bana gönül. Hiç oturulmamış bu evde. Burada da bir yer var yani. Bu ne yeri? Bu bir şeyin yeridir işte. Termosifon var. Ondan sonra giller solmuş, solmuş güller de var burada can. Ve burada elektrik yok. Belki de var, bizim açmadık. Burada var, orada yok. Burası da serinlenme odası. Burası da birini buraya saklarsanız kimse sizi görmez. Burası da son oda. Ola ev bu sevgili arkadaşlar. Herhalde yeterli değil mi can? Saygılarımla ilgiler.